Evet, şimdi gözler bende olsun. Lollipop'u biraz sola getir. Aynen böyle, çok güzel. Harika. Son bir lollipop kaldı, sonra bitiriyoruz. CC Arzu kostümü değiştirecek. Değiştirsin. CC. Heh. Buyurun sebze suyunuz. Dörtte bir ıspanak, çeyrek avokado, yarım pancar, yarım ananas, beş çöp maydanoz. Ay bu ne ya? Çok rezil bir şey olmuş. Git geri yap. İki çöp maydanoz daha ekle. Ya da vazgeçtim ya. 88 derecede ısıtılmış suya beyaz çay demle. İki dilim limon rendele. Hatta bir dilim olsun. Vitamin oranı dengede kalmalı. Aslında vitamini ben içindedir diye düşünmüştüm. ...88 dereceymiş. Sanki 90 olsa... ...balkabağına dönüşecek prenses. Ne yapıyorsun? Can Bey... ...Arzu Hanım'ın çayının derecesini ölçüyordum. Başındaki nereden çıktı? Ha, ya setteyken yaptım, affedersiniz. Yok yok, çıkarma, çok güzel olmuş. Koy sıcak suyu da gırtlağa yansın. Ya böyle olur mu ya? Lütfen yani bu... Evet, bu lollipop mu? Bu gelmesi lazım. Arkadaşlar, lütfen anlatın yani. Buyurun bitki çayınız. Ne çayı şimdi? Git, git. Arzucuğum, hani sözleşmemizde de var ya... ...bizim ürünlerimizden biri çilekli lollipop. Dolayısıyla yemen lazım. Anlatamıyorum yani, anlatamıyorum. Alerjim var diyorum, alerjim. Hastanelik oluyorum, kabarıyorum, kızarıyorum, kaşınıyorum. Çirkinleşiyorum ya. Can? Ne oldu Arzu? Can, benim çilek alerjim var. Ben bunu yiyemem. Sanem. Limonlu şekerleri al. İçeride kırmızı gıda boyası var. Onunla boya. CC de sana yardım etsin. CC. Tabii. Zeka böyle bir şey işte. Hayatımı kurtardın Can. Kahramanım. Çok kaldırma, sıçrıyor sonra üstümüze gelecek. Of, ellerimin haline bak ya. Dünya çok adaletsiz bir yer CC. Öyle öyle. Özellikle de bizim gibi ezikler için. Yakışıklılar kötü. Kim yakışıklı, kim kötü? Sevimsizler fıstık gibi. Kim sevimsiz, kim fıstık gibi ya? Yani o sevimsizle kötü birbirini verince... ...eziklerin kalbi acıyor tabii. Kimin kalbi acıyor şu an? Kim ezik? Kalbim acıyor dedim ben. Evet. Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Bu da hiç olmamış. Yapamadım ben ya. Elim falan da bayağı kirlendi. Sen yapsana. Üf, çok da kötü kokuyor. Saatlerce şeker yiyorum ya. Midem bulandı. Biraz enerjisi düşük. Normal. Arzu. Son bir tur daha dayan. Tamam. Dünyanın en güzel şekerini yiyormuşçasına birkaç tane daha poz ver, bitireceğiz söz. Ayağa kalkalım şimdi. Bana dön biraz. Senden ricam yukarı doğru bak. Süper. Bu kadar yeterli arkadaşlar. Çekim bitti. Can. Ya. Aa! Arkam dedim ki göremedin. İyi misin? Hadi gel kalk. Gel.
Arkadaşlar ne gülüyorsunuz ya? Ayağı taşa takıldı herhalde kadıncağızın. Hangi taşa Sanem? Göster bana hangi taşa. Ben nereden bilebilirim hangi taşa Can Bey? Söyleyin bahçıvanınıza. Taş falan varsa temizlesin. Herkes dans ediyor. Biz de dans edelim mi Can? Taran, o işler bana göre değil biliyorsun. Peki. Merhaba. Ben Enzo. Enzo Fabri. Sanem. Dans etmek ister misiniz? Ben de tam Sanem Hanım'ı dansa kaldırıyordum. Söz ikinci dans. İzin olsun mu? Olur. Öyle yapalım o zaman. Ben aslında... Öyle yapalım. Sanem Hanım? Leyla, Leyla görmüyorsun, görmüyorsun. Sanem büyük patronla dans ediyor. Onun hiyerarşi olarak yalnızca benimle dans etmesi lazım. Tehlikeli sularda yüzüyor. Yemin ederim bak diken üstündeyim ha. Kovulacak bu hareket. Aha bak bir de döndürüyor falan. Kovulacak şu an, kovulacak bu danstan dolayı. İnşallah. Vallahi ben de rahatlarım. Sanem. Hiç bilmiyor. Nerede nasıl davranacağım? Hiç bilmiyor. Bilmiyor, bilmiyor. Sürekli dikkat bende olsun. Nasıl gidiyor parti? Ortağının dediğine göre iş bizde. Dans etmeyi bırakırsa adamla da konuşacağım da. Kim o kız? Sanem. Sanem o mu? Ondan bahsederken fıstık gibi kısmını atlamışsın ama. Onu neden koruduğunu şimdi anlıyorum. Aylin saçmalama. Yanımızda çalışan kız. Pardon da o kızın elbisesi benimkinden pahalı. E'si? Konuşacağız. İyi konuşuruz. Hey, signor Fabri. Mi permette, per favore? Maalesef müzik bitti. Artık başka zaman dans edersiniz. Bu arada ben de sizin yanınıza gelecektim. Sizinle konuşmak istediğim mi? Önemli bir konu var. Tamam, peki buyurun. Excuse. Hem başarılı, hem deneyimli, hem de yeni şirket açmış bir kadın patronu desteklemek bizim için çok önemli. Açıkçası biz... çalışmak için Aylin Hanım'ı düşünüyorduk. Anlıyorum. Ama bugün öğrendiğim bir şey haberim fikrimi değiştirdi. Senior Can, siz bir kadın derneğine bir yardım kampanyası oluşturmuşsunuz, doğru? Evet, siz nereden biliyorsunuz? Sizin avukatınız benim ortağıma söylemiş. Ondan duydum. Can Bey çok sık yer alır öyle yardım kampanyalarında ama gizli yapar. Kimse bilsin istemez. O zaman hiç uzatmayayım, işte izle.
İşsiyiz de. İyi işi, iyi işi. Siz de, siz de. Tebrikler. Teşekkürler. Tebrikler. Ah. Bu güzel günde bizi yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederiz. Biliyorsunuz tüm dünyada 38 ülkede toplam 340 markayı temsil ediyoruz. 39 ülkede, 38 değil. Tabii ya, geçen ay Japonya'da katıldı ailemize. Doğrusu 39, dilimiz alışmış 38'e. Derseniz iyi, çok iyi çalışmışsınız Sanem Hanım. Bravo. Ya Sanem öyledir. Bravo. Peki Sanem Hanım'ın eklemek istediği başka bir şey var? Parfümünüz Fransa'da çok satıyor ama Danimarka'da o kadar satmıyor. Bence iklim değişikliği ile ilgili. Acaba parfüm yoğunluğunu azaltsanız, yani lavantayı biraz azaltsanız. Sizin meslek parfüm üzerine mi? Yok, bakkalım ben. Bakkal? Yani bakkaldım. Ama evde kendi parfümümü kendim yapıyorum. Ben de dans ederken siz yine parfümünüz hangi marka diye soracaktım. İzninizle. Tekrar tebrikler. Ben de çok tebrik ediyorum. Hepinize hayırlı olsun. İnşallah o zaman biz hemen sözleşmeyi imzalarız. Tabii hemen. Ne zaman isterseniz. Emre Bey tebrikler. Cece'ciğim tamam. Bugün fotoğraf çekimine gittiğini niye söylemedin bana? Ben de bilmiyordum Can Bey'in orada olacağını. Seni de, derneği de hepimizi kullandı. Nasıl ya? Neden böyle bir şey yapsın ki? Teftişten kötü puan alınca şirkete bağlanma şansı kalmadı. Abim de yardım kampanyası yapmış kadın derneğine. Bir şekilde fabriyede ulaşması gerekiyordu haberlerin. Avukatı Metin'i arattırdı. Kampanyayı aldı. Teşekkür ederim Sanem. Ellerine sağlık. Sanem Hanım. Ben artık gideyim. Herkes burada. Parti daha devam ediyor. Benim için parti bitti. Sanem Hanım. Sizinle bu parfüme olan ilginizle alakalı konuşmak istiyordum. Ha? Bütün masallarda karanlık ormanlara, fısıltılara, tehlikelere çağıran bir ses vardır bizde. Kötü krallar bütün cazibesiyle o tehlikeli maceraya çağırır bizi. Kendi ormanına soktuğu an kalbini parçalayacağını bilerek gider prensesler o kötü krallara. Peki ben bu masanın neresindeyim? Bahtıma ne çıkarsa kabullenecek miyim? Yoksa kalbimi parçalayacak kötü krala kapılıp gidecek miyim? Çok mu bekledin? Yaklaşık 4 saat kadar.
Hoş geldin. Hoş bulduk. Bana söyleyecek bir şeyin var mı? Var. Gerçekten duymak istiyor musun peki? Belki inanmayacaksın ama ben bu anı daha önce rüyamda görmüştüm. O yüzden pek emin değilim duymak istediğimi. Neden istemiyorsun beni? Çünkü seni seviyorum. Neden kaçıyorsun benden? Çünkü seni seviyorum. Neden birlikte olmak istemiyorsun? Seni çok seviyorum. Hatta kendimden bile daha çok seviyorum seni. Sen bana ne yapıyorsun Sanem? Ne yapıyorum? Bir bilsen, bir anlatabilsen. Biz ıslanıyoruz. Bana göre hoş. Burada sabaha kadar böyle, bu şekilde sana bakabilirim. Gerçekten kafamdan aşağı sıvıştı heyecandan. Yani zaten kafam da gidik benim. Bir kere daha öpüşsek belki geçer. Çivi çiviyi söker mi sen, ne dersin? İyi fikir. Aç mısın? Evet, çok açım. Yemek yapayım sana. Ben yapayım. Mesela çiğ köfte yapayım. Yok. Yok. Ben yapayım. Ben yapayım. Sıra bende çünkü. Yani kendime hayati tehlike yapmayayım diyorsun. Atarım. Yani seve seve atarım da ben bu geceyi bir birlikte yaşamak istiyorum doya doya. Ondan sonra ben atarım. Sen üşütme. Ben sana kuru bir şeyler vereyim. Önemli değil, önemli değil. Ben hallederim. Ne? Tamam, tamam. Önemli değil. Lütfen gerçekten. Yardım edeyim. Kesin yok, verim. Ben hallederim. Gerçekten benim önemli. Benim elimde ne yapayım dışarıda? Ben giderim. Teşekkür ederim. Tamam. Hay Allah'ım yardım. Sanem, sen şu çantanı bana ver bakayım. Hadi. Hadi. Tamam, ne tarafta? Dışarıda. Şöyle. Geliyorum ben, tamam mı? Tamam, tamam, tamam. Ay, nazar değdi kıza resmen. Yürümez kıza. Ben nazar. Tamam. Allah, gerçekten çok özür dilerim. Yok, önemli değil. Ben seninle küçük kardeşe bir şeyler bulmaya çalışayım. Gerek yok, ben hallederim böyle. Lütfen. Sağ olun. Resim.
Tamam. Tamam. Sağ ol tatlım. İşi devralmakla çok akıllı bir seçim yaptın Can. Ajan sensiz, sen ajansız olmazmış. Baban senden gururlanacak. Teşekkür ederim Hidayet Bey. Emre ile birlikte ajans için elimizden geleni yapıyoruz. Emre'yi bir göreyim. Tamam. Görüşürüz. Ne be? Artık gidebilir miyiz? Gidebiliriz de biz Sanem'i bekleyelim, gideriz. Gelmeyecek herhalde. Allah Allah. Kimse var mı? Ya tuvalette kaldım. Kimse yok mu? Ya nasıl ya? Kimse yok mu? Ya Can, Sanem neredeyse nerede? Hadi biz gidelim artık. Arkadaşlarına falan takılmıştır o. Abi, yavaştan kaçalım mı? Evet. Şöyle yapalım, siz gidin. Ben yetişirim. Tamam. Nereye gidiyorsun ya? Ceyda, biraz daha bekleyelim canım. Ne yapalım? Dedim ya, çok kararlıdır diye. Ya. Bekleyelim. Can Bey. Sanem nerede? Şey, tuvalete gitti. Üzerine içki döküldü de onun. Evet, tamam. Çok akıllı kızsın Sanem. Düştüm. İnanmıyorum ya. Çok pardon. Tuvalet ne tarafta acaba biliyor musunuz? Az ileride. Evet. Sağ. Okey. Ben dışarıda çıkamıyorum. İçeri de giremiyorum şu an. Nasıldı o? Kimse yok. Kimse var. Sanem. Ne yapıyorsun sen orada be? Can! Can! Can ben ne yapıyorum? Ben tuvalete girdim. Kapı kilitlenmiş. Anlamadım nasıl olduğunu ben de. Ondan sonra ya çıkmaya çalıştım, çıkamadım. Ben de pencereden çıkayım dedim. Sıkıştım burada şu anda. Aramadığına göre haklı sebeplerin olmalı diye düşünüyorum ben. Ya benim telefonum çantam içinde. Çantamda ablamda kaldı. Yoksa ben de biliyorum herhalde birilerini arayıp yardım istemeyi. Ha. Biz bu şekilde sohbet mi edeceğiz peki? Sen bu şekilde sıkıştığına göre birilerinden mi kaçıyorsun, nedir? Yok, genelde hafta sonları tuvalet penceresine sıkışırım ben. Tamam, şöyle yapalım. Ben birilerini çağırayım, kapıyı açsın. Olmaz! Hayır, nasıl birini çağır? Kimse beni bu şekilde burada görmemeli. Tanınmış biriyim sonuçta. Kimseye söyleme, rezil olurum. Tanınmış biriyim derken, ünlüyüm ben falan psikolojisi mi bu? Ya, niye şaşırdın anlamadım. Ben muhteşem bir sunum yaptım içeride. Bütün alkışları topladım, takdir gördüm. Herkes beni tanıyor şu anda. Aa, evet, onu söylemeden geçemeyeceğim. Harika bir sunumdu, gerçekten. Evet. Çok merak edilen soruyu sormak istiyorum ben artık. Sen buraya nasıl çıktıysan aynı şekilde inemez misin aşağı? İnemiyorum. Üstüne basıp buraya çıktığım şey devrildi çünkü. Şu anda destek alamıyorum aşağıdan. Anladım. O zaman ben iyisi seni çekeyim. Olur. Olur mu? Tamam. Yapabilir miyiz? Tamam, bence acıtmayacak ya. Kolay olacak. Tamam. Güveniyorum bize.
kızı mısın? Ha? Bilmiyorum. Yazıklanıyorum ama ortağım. Okey, nasıl yapalım? Tamam, bir dakika. Dur, sakin ol. Bir saniye. Bacağımı atıyorum. Ben buradan sığar mıyım? Bence geçersin. Bırak bana kendini. Ya! Tamam, bırak. Ya! Bırak, bırak, bırak. Ay! Ha, kurtuldum. Kolay oldu. Acıtmadı. Hiç zorlama. Evet, inanılmaz kolay oldu. İyi misin? Elbisem mahvoldu, yırtıldı. Üstüme içki döküldü. Başıma gelmeyen kalmadı tamam, benim. Tamam. Ne mahvoldu. Bence harika görünüyorsun. Ufak şöyle bir sökülmüş bir iki santim de o kadar önemli bir şey değil bence. Gidelim mi? Tamam. Sen gir, ben peşinden gelirim. Niye ayrı ayrı gidiyoruz? Birlikte gidelim. Can, olmaz. Yani nasıl birlikte gidelim? Ya ben senin hep yanında olamam. Sen benim patronumsun. Ben senin çalışanım. Ben hangi sıfatla senin yanında olacağım? Sevgilim. Sevgilim olardı. Biz artık... Ben bu arkadaşlık oyunundan fazlasıyla sıkıldım. Sen benim sevgilimsin. Neymiş görürsün. Yapıyorsun sen. Nazar değecek sana. Ne alakası var? Neden? Neden? Hiç bilmiyormuş gibi bir de bana oyunlar yapma böyle. Al şunu. Tamam CC, tamam. Siz de işinize bakın. İşine bak. Yürü. Gel buraya. Gel. Hı? Herkesin gözü senin üstünde. Nasıl bakıyor herkes görmüyor musun? Ama asıl görmesi gereken Can Bey daha gelmedi. Can mı? Hı. İlgilenmiyorum. Nasıl? Yani o kişinin ismini duyunca bana bir şey olmuyor. İlgilenmiyorum. O kişi dediğin Can Bey. Evet. Ya hiç etkilenmiyorum ben ismini duyduğumda. Söyle bak. Can Bey. Can. Kalbim resmen atmıyor gibi şu an. Öldüm mü acaba ben? Tansiyon yok, şeker yok, kolesterol yok. Hiçbir etkilenme durumum yok. Gayet iyiyim. Ama yani senin bu nasıl bir ilişki denklemi? Böyle bir şey yok. Böyle giyinmişsin manken gibi. Rakkada takkada geldin buraya. Yangın çıktı biraz önce koridorda. Neden? Cecek, bu benim her zamanki halim. Birkaç eşya unutmuşum. Geldim, alacağım, gideceğim. Bu kadar. Eşyaları... Can Bey. Etkilenmiyorum Ceyda, etkilenmiyorum. Can Bey geliyor. Ne diyorsun ya? Eşyalarını hadi sana. Eşyalarını toplamaya gelmiştin ya. Eşyalarını toplasana. Neden eşyalarını toplamıyorsun? Eşyalarını hemen topla. Hadi topla. Topla. Niye bakıyorsun abi? İnsan var ya, çok zorluyorsun. Benim birkaç eşyam caminin odasında kalmış da. Onları alayım çıkayım. İşinize bakın!
Can Bey. Kolay gelsin Can Bey. Ben birkaç eşyamı unutmuşum sanırım. Aklınızı almaya gel... eşyalarımı almaya geldim be. Helal. Helal. Tükürüm genizime kaçtı. Konsantre olamadım ben de dedim. Eşyalarım burada olabilir mi acaba diye. Olabilirsin, neden olamayasın? Olabilir yani. Koku? Ah, ben çok parfüm sıktım sanırım. Rahatsız olduysanız eğer ben pencereyi açayım. Sakın. Hayır. Soğuk. Kaçmasın, açmasın. Açma, kalsın. Cansız olmayayım diye söylüyorum. Olmuyorum. Aslında. Niye biliyor musun? Çünkü hafiften böyle inceden, hı-hı, ufaktan nezle de gibiyim. Öksürdüm falan, oradan da anlamışsındır. Biraz burnum tıkalı. Alıyorum kokuyu ama böyle çok buram almıyorum yani. Şansa bak. Kafi miktarda alıyorum. Mikrop çok. Kırılıyor ortalık. Belki virüs falan kapmışsınızdır. Mikroptan dolayı. İyi. Ben o zaman eşyalarıma bakayım. Şeyler mi? Dosya mı? Çok pardon. Yani şey olmuş ya biraz. Şey olmuşsun yani. Mesela? Doğru kelimeyi de bulmaya çalışıyorum şimdi. Yani iddialı. Orası kesin, Allah nazarlardan saklasın zaten. Çünkü, evet, değişik sanırım. Doğru kelime. Nasıl değişik? Değişik olmuşsun yani. Değişik olmuş. Hı-hı. Sen de öyle. Hı? Topuzun ilk güne dönmüş. Ha evet. Daha çok yakıştırıyorlar. Nasıl? Evet evet, iyi. Yani takılar falan. Yine yıldızlar. Galaksi kurmuşsun tekrar. Güzel, hoş. Kemer detayım var. Evet. Hoş, çok beğendim. Şimdi şeyi merak ediyorum. Albatros dövmen mesela. Albatros acaba yerinde mi yoksa kaçıp gitti mi? Kaçsa da o döner. Eğitimli ya. Eğitimli bir kuş. Üstü döner. Dönmez. Dönmez o. Takılar falan rahatsız etmiyor herhalde. Güzel. Seni düşündüğüm için. Sonuçta çocuk değilsin. Ama yine de rahatsız etmesin diye söylüyorum. Ben aynıyım ya, bildiğin gibi işte. Ben her zamanki ben yani, de sen bir acayip. Yani bak, hava kapalı. Sulu sulu kar yağıyor. Lapaya dönüşebilir her an yüksek ihtimal. Yani mevsime çok uygun gelmedi kıyafetin. Biraz açık yani şey. Üşütebilirsin yani. Üşürsün gibi geliyor bunlar. Anladım. Yani şey, arkadaş olarak ben uyarıda bulundum zaten. Çok sağ ol arkadaşım. Bulabildin mi aradığın şeyi? Dosyalarımı buldum, kendi işlerimi buldum da kalpli kalemimi arıyorum. Ha, evet. Kalpli kalemim. Kalpli kalemimi buldum, hı-hı, burada. Tamam. Kalem bile kalpli, yani kalp var kalemde. Benimki kırıldı. Ben vereyim kalbimi. Kalemimi vereyim. Lazım olmaz diye düşünüyorum bu saatten sonra artık. Olmaz diyorsunuz. Hı-hı. Görüşürüz o zaman. En azından kısa bir süre için. Şey, dosya sanki. Dosya, kaldı. Dosya evet. Dosya kaldı orada, evet. Dosyayı alayım. Çünkü bunlar benim son çalışmalarım. Alayım. Yine de dövmeyi kontrol edin derim ben. Ay, zehir gibi yakışıklı. Aa, bulanık görüyorum. İnsafsız, ne yapmış öyle ya? Kum saati gibi. İyiyim. Ya şu kapıyı bir açar mısın? En azından yardım ederim. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Ya bir şey yok. Bir saniye. Allah Allah. Tamam, geliyorum, geliyorum. Ne oldu? Ne yapıyorsun orada? Tutsana lan be. Aa. Senin bu ne hal? Ne hali ya? Üzerini değiştirmişsin. Üzerimi değiştirdim. Tabii ki üzerimi değiştirdim. Yani... Elbiseyle mi dolaşacağım? Yayın evindeyim, burada çalışıyorum ben sonuçta. Ayrıca gönderilmesi gereken mesajlar gönderildi. Alayım.
ısrar etme. Giymeyeceğim o elbiseyi. Ay Allah akıl fikir versin ablacığım sana. Ben ne diyeyim? Dönünce de olmadı ki. Evet. Sanem. Evet. Ben gidiyorum ya. Ne oldu, niye? Ben içeride uyumaya pek alışık değilim zaten. Ya gecelerdir zaten dışarıda da uyuyamıyorum da. Rahat edemedim yani, ben gideyim. Alkol aldın. Yani üstünü falan da değiştirdin zaten. Saat kaç oldu? İstersen burada yat. Yani uyuyabilirsin belki. Okey. Ben araya falan bir şeyler koyarım zaten. Komşu. Oraya mı git? Bu tarafa geç. Oraya geç. Ani oldu biraz hemen de. Kabul ettin. Şöyle geçtim. Bunu ben zaten şey yapayım şöyle. Set mi çekiyorsun şu an? Bu ya ben düşman attı mı oluyorum? Yo, sen rahat et diye. Hı, peki. Evet, şunu şöyle yapayım en son. Rahat mısın? Çok harika. Rahat. Sen? Süper. İyi geceler komşu. İyi geceler komşu. Doğru düzgün odaklanamıyorum. Daha doğru düzgün yemek yapamıyorum ya. Ya ben niye yapamıyorum bunu? Niye? Çılbır yapmak da nereden çıktı sabah sabah? Can'ın listesinde öyle yazıyordu tabii. İdealimdeki kadın çılbır yapmayı bilecek. Ay ne alakası var? Boş boş konuşuyorsun. Ben zaten çok iyi yemek yapıyorum. Çılbır da ne zamandır yapamıyordum. Bir deneyeyim dedim. Ama yapamıyorum şu anda. Aklım bir karış havada. Tarifi düzgün okusana. Suda girdap yap. Öyle kır diyor. Ah Sanem, ah. Bunca zaman niye aklına gelmedi? Suda girdap yapacaksın tabii ki. Tabii ki suda girdap yapacaksın.
İşte bu. İşte tam anlamıyla oldu. Aferin benim zeki aklım, zeki aklım. Yine aklınla bin yaşa. Bravo, bravo. 40 yılda bir işe yaradın gerçekten. Seni seviyorum, seni seviyorum. Sana demedim. Kime dedin? Kafa sesime. Ha, aranız iyi galiba. İyi, iyi, gayet iyi. İyi, süper. Allah bozmuşsun. Ne yaptın, ne o? Önemli bir şey değil, çılbır yapıyorum. Seversin herhalde, değil mi? Çılbır. Ben ne bileyim, bilemedim çılbır. Yani şöyle tereyağında yapsaydım böyle biberli, kavurmalı falan böyle... ...daha tercih ederdim, çılbır da yenir yani. Çok aramam yani. Sen olmasın diye her şeyi deniyorsun. Madem çılbır sevmiyorsun, neden ne? Hiç önemli değil, boş ver. Günaydın. Bu ne ya? Ablacığım sen neler yaptın böyle, donatmışsın. Bugün burada, bu mahallede çılbır partisi var. Ya! Ne o çılbır dediğin? Çılbır işte öyle kaynayan suyu, yumurtayı kırıyorsun, kepçeyle alıyorsun öyle. Üzerine sos yoğurtlu böyle pul biberli falan, öyle bir şey, çok matah bir şey değil yani. Nasıl yani? Eğer sen de çılbır bilmiyorum dersen ben artık çılbıracağım. Tamam. Bilmiyor musun sen? Yok, yapmadık işte. Ay canım, benim yapmama gerek yok, içemedim ya. Hadi. Ay ben bayılırım ablacığım. Hadi geçin güzel, rahat rahat bir kahvaltı yapalım. Ya iyi. Ablacığım hemen alayım ben çılbırımı. Çünkü yiyeceğim, çıkacağım, Ferit bekliyor beni stüdyoda. İyi, ben seni bırakayım ha. Ferit Bey'e de merhaba diyelim biz de. İyi peki. Yardımlık bir şey lazım mı? Yo yo, gerçekten hiçbir şey lazım değil. Alt tarafı çılbır yapıyorum, bu kadar büyütmeyin. Merhaba Can Bey. Daha önceki buluşmaların fotoğrafları da bunlar. Sanem'le Can vurdu. Yakalandık. Tamam, bakmayın. Bakmayın, sakin olun. Allah kahretsin. Tamam, merak etmeyin. Sorun çıkmayacak. Ben ne dersem itiraz etmeyin, tamam mı? Sakin olun. Ben sonrasında size para vereceğim. Sen nasıl böyle bir şey yaparsın? Utanmıyor musun? O kremi üreten benim yakın arkadaşım. Eğer ona zarar verirseniz karşınızda beni bulursunuz. Yiğit, ne oluyor? Ne işin var bu adamla? Sana? Konuşmaya geldim. Bu adam benim kremlerimi çaldı. Kendi markası gibi üretip satıyor. Yüzlerce üretmiş. Evet, biliyorum. Ben de engellemeye geldim işte. Gidiyorum. Ama sizinle mahkemede görüşeceğiz. Ne mahkemesi be? Engellemeye geldin ha? Ulan sen ne pislik, ne rezil bir adamsın be. Engellemeye geldim, evet. Sanem benim için çok değerli. Daha önce de söyledim sana bunu. Bunlar ne o zaman Yiğit Bey? Söyle bakayım. Söyle bakayım, bunlar ne? Boy boy. Ha? İşime adam mı taktın ya? Bravo. Cemal'le daha önce de görüştün tabii ki. Ne zamandır bir işler çevirdiğini biliyorum zaten. Ulan yalan söyleme, yoksa seni var ya. Ne yalanı ya, yoksa ne? Can tamam. Ha tamam bir de. Evet tamam. Sen hala bu adamın saf olduğuna, senin iyiliğini istediğine inanıyor musun sana? Ha? Biraz bağlantı kur artık ya. Biraz düşün. Can. İnanılır gibi değil yine. Yiğit sen böyle bir şeyi nasıl yaparsın? O kremler benim özelim. Sen benim sadece yayın evi sahibimsin. Eğer ilişkimiz bu boyutta kalmayacaksa hiç görüşmeyelim, daha iyi. Kremler senin özelin mi? Ne zamandan beri sana? Canlı ortak şirket kurduğunuzdan beri mi? Yiğit, ben sana söyleyeceğimi söyledim. Ya özel hayatıma karışma ya da hayatımdan çık. Git tabii git. Kötü kralın peşinden git. Ne bakıyorsunuz be? Bırak. Konuşalım mı?
Neden güvenmiyorsun bana Sanem? Neden ya, neden? O kadar mı hata yaptım ben sana? Güveniyorum. Sen hala onu kıskandığını düşünüyorsun değil mi Sanem? Sana söyledim, ben sadece seni kıskanıyorum. Seni, başkasını değil, seni. Senin mutluluğun benim mutluluğum, senin sorunun benim sorunum. Güveniyorum sana. Can, bana arkanı dönme. Beni bırakıp gidemezsin bir daha. Ne yapmamı istiyorsun sen? Bir daha gitmemeni istiyorum. Bana söz vermeni istiyorum. Ne olursa olsun beni bırakıp gitmeyeceğine dair söz vermeni istiyorum. Gitmiyorum zaten. Hiçbir yere gidemiyorum Sanem. Sen neredeysen ben oradayım. Bunun farkında değil misin? Farkındayım. Ben her şeyin farkındayım. Tamam, ne istiyorsun o zaman? Söyle. Zeytinden kafam dönüyor. Kafam dönüyor, gözlerim dönüyor. Ben izin verdim, böyle yaptım. Ağzını sütüğümde. Neyse anneciğim. Ay zaten aynen. Ay zaten aynen. Cızık cızık yavaş durun. Ben de anneciğim dedim. Çekiyordu, böyle uzadı. Ya, arkadaşlar, şöyle bir toparlanalım. Babacığım, sen de artık mangal başından gel. Allah Allah. Pardon, izninizle. Nihat, biliyorum. Allah Allah. Hayırdır? Kadehimi çılgınca geçen 2 senemize kaldırıyorum. Alkışlanmayacak gibi. Ben de kaldırmak istiyorum. Hafızam yerine geldi malumunuz. Ajansımız gitti geldi. Ya. Yeniden kuruldu. Yani son kampanyayla kurtardık diyelim. Can ve Sanem barıştı. Ay sen çevirme. Allah Allah. Ah Mihriban ablam ah. Biz de Cengiz de 50 kere küslük barıştık. Allah daim etsin. Abi abi yani umarım Can Bey ve Sanem hiç ayrılmaz bir daha ve ajansımız batmaz. Sen de saçma sapan hareketler yapıp benim canımı sıkmazsın da delirtin. Oğlum oy lan ha. Deli çocuk. Canlarım. Canım. Albatros'um. Tek aşkım. Ne kası oğlum? Bir şey konuşuyorum. Konuşuluyor ya. Evet. Aşkımız her şeye rağmen unutulur. Unutulmadı olduğu için. Bir şey konuşuyorum. Zo yapma şunu. Aşkımız gerçekten unutulmaz oldu. Tek aşkım. Ve aşkım. Artık. Aşkımız. Yeter ama. Sırf bunlar için bir tane silah noktası istiyorum. Nefret ediyorum bunlardan. İnip geldi artık, yeter. Bunlara bak. Bunlara bak. Hala da geliyor yani. Can. Öldür onu, boş şunu. Çaksa var mı hayatım ben? Can. Aa, altında ne var onun ya? Çek taş. Ay. Boş şunu diyorum sana. Gelin, korkuyorum. Gel. 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 Çapsız. Bakamayacağım. Şunu tut. Ne var üstünde? Düşeceğim şimdi. At şunu. Esiyor. Çok esiyor. Sına. Bilmiyorum. Korkuyorum. Ne oluyor? Esiyor. Ama ne oluyor lan? Hala illet oluyor musun bu hareketlere? Ay ne bileyim, ucunda yüzük olunca pek bir sempatik geldiler. Benim evim misin? Yeter artık şuradan! Doğru düzgün bir evlenme teklifi alıyorum, sus artık! Evet. Ay.
arkamda, ne yapıyorsun? Arkamdan çık, arkamdan çık. Beni ömrümün sonuna kadar unutmayacağına söz verir misin? Söz. O zaman prensip de evet. Prensip de ne demek? Niye böyle bir şey dedi şimdi? Ne de, bu prensip ne ki? Prensip de derken sen? Önce gelip beni ailemden istemen lazım. Ha, tamam, hak doğru. Bir doğru. İste. Ne demek canım, istediğin olsun, ne istersen onu yaparız tabii ki. Hazırlanın o halde. İstemeye geliyoruz. Tamam. Biz de hazırlanırız. İnşallah babam beni sana verir. Yani de bir gelsinler bakarız artık değil mi Mevku Bey? Yani bir, yani böyle çiçektir, çikolatadır falan işte kısmetse. Bunları kaçırırsın. yerdeyim hala. Evet! Ay Allah'ım ya. Serseri. Tebrik ederim. Ay, ay yavrum, anne. Tebrik ederim anne. Vallahi çok şey oldu. Gel buraya. Cancım, tebrik ederim çocuğum. Senin benim. Sen niye bu kadar içiyorsun? Ne olur? Allah'ım, her ilişki biter. Başlar. Gel biraz daha. Tamam. 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 İsteriz, gel isteriz. Can! Her şey senin yüzünden oldu. Hayalini gerçekleştirdim işte. Ya tek doğumda 3 tane çocuk çıkar mı? Peşin peşin bir seferde kurtul. Ne geleceksin 3 kere taksit taksit? Ya teşekkür edeceksin bana. Can! Kaç sene daha zıplarlar. Doğduklarından beri zıplıyorlar çünkü. Can ne güzel eğleniyorlar işte. İşimizi kolaylaştırıyoruz trambolin. Çocuklar. Hadi gelin, yemek hazır. Sandviçleriniz hazır. Tamam. Koşun koşun. Hadi. Tamam, geliyoruz anne. Ah seni yiyeceğim. Evet, önce sandviçler yenecek. Sonra limonatalar içilecek. Hadi gelin bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Peyniri çıkarmak yok bu sefer. Tamam. Asma, peyniri atsınlar, ne olacak? Hiç peynir yemiyorlar ama. Çocuklar, sandviçler bittikten sonra öğle uykusuna. Hemen geçiş. Bence de artık uyusunlar yeter ya. Çok yordular beni. Ben de biraz uyuyayım. Kestireyim kucağında. Bana biraz masal anlatır mısın? Masal artık canım. Biraz ben böyle kestirmek istiyorum sen masal anlatırken. Ha? Biraz şu kucağına yatsam. İyi hadi tamam. Başlıyorum. Albatros kuşları hayatlarının ilk senelerini uzun bir süre tek başına geçirir. Geniş ve güçlü kanatlarının yanı sıra çok zayıf bir hafızaları vardır. Allah korusun kafalarını bir yere çarpmaya görsünler. Her şeyi anında unutur, kendilerini kanguru yavrusu zannederler. Can! Şu an uyudum. Can! Can yapma, ben de gıdıklarım. Bırak annemi! Ver sen de içeceğim. Bırak annemi! Altta kalan canı mı çıkıyor? Kim ben? Kaçın, kaçın! Yakaladık sizi! Bu bir hikayenin sonu mu?
Yoksa yeni bir hikayenin başlangıcı mı? Her son yeni bir başlangıca gebe değil midir zaten? Sarılıp hayallerine uç hadi uç. Terdeki güvercin, yalıdaki çapkın, kaldırımda baygın. Sana da günaydın, şarkıdaki serçe, camdaki teyze.